Arkadaşlar merhaba, bir dakika şimdi kanalına hoş geldiniz. Bugün TikTok'u konuşacağız. TikTok kullananlar geri zekalı mı? Neden bu kadar ülkemizde TikTok kullanımı yaygın? Aslında tabii ülkemizde değil, dünyada bir yaygınlıktan bahsediyoruz. Tüm yönleriyle TikTok'u ele alacağız. Tabii ki hatırlatmamızı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve TikTok hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi ihmal etmeyin diyelim. Altu, bir haberimiz var galiba. Evet, bu son dönemlerde gündemi meşgul eden bir TikTok videosuyla alakalı. Haberi okuyorum hemen. İstanbul Sultanbeyli'de çocuğunun yanında sosyal medya hesabına yayın yaparak erotik görüntüler paylaşan iki çocuk annesi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Video şöyle bir videoydu. Ablamız böyle muhafazakar görünümlü, işte başörtülü, böyle normal bir ev hanımı gibi gözüküyor. Video çekerken ama saçma sapan eteğini kaldırıyor böyle. Çocukları var yanında, böyle abuk subuk işler yapıyor. Bir anda böyle tekrar ve yeniden gündem oldu bu haberle birlikte. Ya bu TikTok kullananlar geri zekalı mı? Niye böyle oldu? TikTok kullanan kitlede bir sıkıntı mı var diye. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Öncelikle hiç hayatım boyunca TikTok hesabım olmadı. Yani bu bölümün konusunu sen verdin. Bunu yapalım dedi. Hatta benim kafamda soru işareti vardı. Şundan dolayı soru işareti vardı. Ben hiç TikTok kullanmadım. Bilmiyorum. Yani bu kadar gündemi takip etmezsen bu videolar çıkmaz. Ama şunu söyleyeyim, yani ben olaya genel anlamda şunu söyleyebilirim. Ben TikTok kullanan insanlara kızmıyorum. Şundan dolayı kızmıyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, TikTok kullanan insanlara kızmıyorum doğru bir ifade değil. Mesela bu hikayede bu kadının bu dansıyla alakalı TikTok'u sorumlu görmüyorum. Neden TikTok'u sorumlu görmüyorum? Yani TikTok olmasa başka bir platformda bunu yapacak. Bu insanların zeka seviyesiyle alakalı bir şey. Evet, ben şunu düşünüyorum, yani en temel şurada son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. TikTok kullananlar geri zekalı mı? Hayır. TikTok bir platform sunuyor. Aslında bu insanlar TikTok olmadan önce de gerizekalıydı. Sadece haberimiz yoktu. Bununla bizi haberdar etti. TikTok buna bir alan sağladı. Bu şey gibi. Bir önceki nesilde ne vardı? Facebook popülerliği vardı. Facebook popüler olmadan önce biz böyle sülaledeki yaşlı amcaların, dayıların bu kadar gerizekalı olduklarını bilmiyorduk. Saçma sapan paylaşımlar yaptığı, gerçek dışı abuk subuk şeylere inanıp paylaştığı falan haberimiz yoktu. Ama şu an gördük ki bu insanlar aslında buymuş yani. Facebook kullananlar da gerizekalı, TikTok kullananlar da mı gerizekalı oldu? Hayır. Bu sadece bu insanlar normal hayatında zaten böyle saçma sapan işler yapanlardı. Bizim haberimiz yoktu. İşte Facebook geldi. Belli bir yaş üstü olanların gerçek hayattaki durumunu görmüş olduk oradan. TikTok geldi. Şimdi gençliğin benim hesabımda Facebook kullanan bir tek sen varsın. Sen de başka bir şey kullanamıyorum. Ben paylaşım yapmıyorum ki. Bakıyorum sadece. Olumsuz tarafından bakıyoruz şu an. Facebook'ta bize neyi gösterdi? Benim etrafımda Altuğ'dan başka Facebook kullanan yok. Ben de mecbur Facebook açık tutuyorum onun yüzden. Bir tek Facebook kullanan sen varsın yani. Başka kullanan yok zaten. Ya sıkıntı Facebook'ta değil ki. Facebook güzel bir platform. Ama gittiği yer itibariyle Facebook şu anda 50 yaş üzerinin saçma sapan paylaşımlar yaptığı öyle bir ortama döndü. Öyle. TikTok'ta Z kuşağı ve artık Z kuşağına yetişmeye çalışan geriden gelen tayfanın saçmalama alanına dönüştü. Bu da şimdi platforma kızıyorlar. Yok TikTok kapatılsın. Ama TikTok kapatılsın, TikTok açılır gider, orada bu saçmalığı yaparlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? TikTok'un var olması benim işime geliyor. Şöyle işime geliyor. Yani toplanıyorlar, görmüyorsun oraya bakmasın. Aynen. Bütün gerizekalılar oraya toplanıyor. En azından benim timeline'ıma düşmüyor. Yani bu benim açımdan güzel bir şey. Ha, düşmüyor da diyemiyorum. Ben Instagram yoğunluklu olarak kullanan bir insanım. İki tarafa da atıyorlar artık. Instagram'a da atıyor. Orada TikTok videosunu görüyorum. Oradan anlıyorum yani. O öyle bir video çıkıyor yani. Orada bir logosu çıkıyor. Oradan anlıyorum. Zaten diyorum yani belli bu TikTok videosu. Ama özellikle Z kuşağı bunu çok seviyor. Hatta bir yer şunu da söylemek lazım. Mesela ben işte bu programı yapacağımız belli olduğu zaman ben Z kuşağıyla haşır neşir olan birisiyim. Z kuşağından birisiyle konuşuyordum. 24 yaşında birisi. Şey dedim ona, ya dedim sen ne düşünüyorsun TikTok hakkında dedim. Ya sorma dedi, hepsi dedi gerizekalı dedi bunların. Yani Z kuşağının da alayı orada değil. Z kuşağının da baktığın zaman benim gördüğüm kadarıyla en azından sosyo-kültürel seviyesi çok daha aşağılarda olan insanların orada çok fazla vakit geçirdiğini ben görüyorum. Evet, bir gerçekten böyle bir durum var. Yani tabiri caizse normal şartlarda bu hayatta keko deyip selam vermeyeceğin tipler. Aynen öyle. Yani neyse söylemeyeyim onu da böyle. Söyle ya, ne söyleyeceğim? Ya başlar söyleme şimdi, gömmeyeyim şimdi insanlar da. Yani normal hayatta selam vermeyeceği tiplere şöyle bakıyorsun, orada abuk subuk konuşmalarında bağış topladığını görüyorsun. İnsan şaşırıyor ve kendi içinde bir ekosistem oluşturduğunu görüyorsun. Ha ben TikTok sevmiyor musun dersen ben seviyorum. Yani neyini seviyorum? Ya senin TikTok hesabın var mı? Yok. Instagram'da önüme düşenleri seviyorum. Mesela dans ya şeylerini seviyorum. Ya sen yiyorsun gibi geliyor. Sabah akşam TikTok'tasın gibi. Yok vallahi hiç kullanmıyorum TikTok çok. Ama hakikaten ben Instagram'da story izlemeyi falan, keşfetleri karıştırmayı severim. Zaten herkes artık storyleri oraya da atıyor. Instagram'da çıkıyor. O yüzden mesela ne bileyim o Wednesday dansı bilmem ne böyle yeni çıkan trendleri, dans trendleri falan eğlenceyle hoşuma gidiyor. Olur, hani böyle kendi kendine eğlenen, böyle saçma sapan hareketler yapmayan kısımları ben zaten hani yok bunlar saçma sapan dans ediyor bilmem ne diye eleştirenler var ya, etsin kardeşim sana ne? İnsanlar eğleniyor. Tabii canım. Yani benim burada hani TikTok'un olumsuz kısmından bahsettiğim genelde böyle ilgi çekmek için abuk subuk işler yapan tayfası. Bunlara en son kim katıldı? Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil. Geçen videosunu izledim, haberleri de düştü. Biri küfür ediyor, Mehmet Ali Erbil birine küfür ediyor. Biri diyor ben senin diyor bilmem ne, öyle ya kavga gürültü. Mehmet Ali Erbil çok yaşlanmış, çok saçma sapan. Paraya mı ihtiyacı var? Vardır muhtemelen. Aylık 100 bin lira gibi bir şey kazanıyorum dedi. Ne kadar? Aylık 100 bin lira gibi TikTok'tan. Sadece TikTok'tan. Abi, nerede kazanacak başka Mehmet Ali Erbil? Zaten ya sadece onu, TikTok'tan kazanıyor. Ne bileyim yıllar Mehmet Ali Erbil'in 3-5 gayrimenkul bir gelir vardır yani. Ya, Allah Allah. Gayrimenkul geliri tabii var. Ondan bahsetmiyorum. Bize de gayrimenkul gelirinden. Yani Allah'ım ya Rabbim ya. Tabii ya onun TikTok'tan kazanması da çok saçma değil mi? 100 bin ne abi? 100 bin kazanıyordur. Kazanıyordur. Bana çok saçma geliyor nasıl kazandığı mesela. Bende çok büyük soru işareti. 100 bin sosyal medya kimler kazanıyor yani? Mehmet Ali Erbil adıyla kazanıyordur TikTok'ta 100 bin. Bir de çok saçma sapan şeyler yapıyor. Bunu bir de keklediler biliyorsun değil mi? Cristiano Ronaldo yayında diye bir tane bant kaydı koymuşlar. Ronaldo'ya sesleniyor, kaydı almayı da al diyor. Ya bak bu böyle saçma sapan şeyler. Şu an gülüyoruz ama hakikaten bunun bir izleyici kitlesi var. Bu da ayrı bir gerçek. Ama şimdi Mehmet Ali Erbil'in hani böyle bir şeyi vardı zaten. Her zaman öyle Türkiye'de bir kitlesi vardı. TikTok'a girdi ya. Bir de onun kafa yapısı da uygun oraya. Valla 90'ların çocukları neler izlemişiz yani, şöyle bakıyorum da Mehmet Ali Erbil geçen şey gençliğinde falan o çarkıfelek dönemleri denk geldi. Hay Allah'ım neler izliyormuşuz yani. Dönemlerinden bir tanesiydi o yani 90'lar. Tabii baktığın zaman 90'lar bizim hayatımızda çok enteresan bir dönemmiş. Yani büyüdükçe biz bunu anlıyoruz. Sanki evet, o zaman her şey normalmiş gibi geliyor ama şimdi 90'larda ben izlediğimiz birçok şeyi geri dönüp bir daha bakıyorum. TikTok gibiymiş aslında. Sapık sapık şeyler yani. O Mehmet Ali Erbil'in yaptıklarına bakıyorsun. İşte ne bileyim. Ya hatırlıyorum Kuşum Aydın'ı programa çıkartmıştı falan, çok komiklerdi. İşte Hülya Avşar her programa gelene bir pandik atardı. Değil mi? Ricky Martin'i pandik demişti. Aslında düşününce 90'ların televizyon dünyası şimdi TikTok'u gibiymiş. Tabii tabii. Hani yani bu ülkede zaten bu insanlar hep böyleydi. Önceden daha göz önündeymiş ünlüler tarafından. Şimdi pek o kadar göz önünde olamıyorlar ülkenin gittiğinden. Kim var böyle başka? TikTok'un da kendi içerisinde yarattığı böyle ünlüler var mı? Var, bir sürü var. Bunlardan hani bir şey örneği var mesela. Biri yayın yapıyor böyle, yani TikTok ünlüsü, tanımıyorum ben. TikTok'ta böyle yayın mı yapıyorsun? Canlı yayın mı açıyorsun? Canlı yayın yapıyorsun gibi. Sana para gönderiyorlar falan. Ha. Twitch gibi. Twitch gibi. Yani sadece dans videoları vesaire ibaret değil yani. Asıl mevzu işte Mehmet Ali Erbil Style, yayın yapıyorsun sana para gönderiyorlar. Demet Akalın'ın kızı gitmiş annesinin kredi kartına 7000 liralık bağış göndermiş birine. Demet Akalın isyan ediyordu. Geçen sene mi ondan önceki senenin de konusu. Benim bildiğim kadarıyla cimri bir kadın yani. Böyle nasıl isyan ediyor var ya, 7000 lira mı aldılar diye, mahkeme vereceğim bunlara. Apple demiş bana ne vermiyorum. Şey TikTokçu o zaman şey demişti galiba, parası değilse verelim yani bir sıkıntı yapmayalım falan demiş Demet Akalın. Ama bu hakikaten böyle çocukların kredi kartlarını sömürmesi üzerine kurulu bir düzen de var şimdi. Böyle bir işin öyle bir sıkıntılı tarafı var çünkü abi, çok fazla para dönüyor ve kredi kartını eskaza ele geçiren çocuk orada patlatıyor. Vermeyeceksin abi çocuğa kredi kartını, vermeyeceksin. Burada şimdi gene TikTok'un suçu var mı? Yok, aileler akıllı olacak. Yani ben dediğim gibi benim timeline'ıma en azından böyle saçma sapan şeylerin düşmesini engelleyen bir platform. Orada gerizekalılar kendi arasında takılıyorlar, ediyorlar. Ben mutluyum. Benim için bir problem yok. Yani TikTok suçlamanın da bir anlamı yok. Bunlar ülkenin de demeyeceğim. Bu dünyanın gerçeği yani. TikTok bir tek Türkiye'de vibe'lanan bir şey değil. Bütün dünyada. TikTok'u mantıklı kullanmak istenen mantıklı da kullanıyor. Çok güzel böyle sanat hesapları var. Adam tıkır tıkır heykel yapıyor falan. TikTok'ta yayın açıyor. Adam orada heykeltıraş heykel yapıyor bilmem ne. Bir sürü güzel şey var. Instagram'dan ayıran şey ne? Ya aslında ne oluyor yani TikTok'ta? Eskiden Instagram'da story falan yoktu. İşte bu TikTok çıktıktan sonra eklendi. Aslında ayıran şey, birbirlerine yaklaştılar biraz şu noktada. Yani şu noktada eğer öyle kreatif şeyler yapıyorsan Instagram'da yapmak daha mantıklı. Arada kaynıyor çünkü ben şimdi TikTok takip etmiyorum. Yok hesabım. TikTok'ta olan güzel bir şey de göremiyorum. Güzel bir şey yapıyorsan, kreatif bir şey yapıyorsan Instagram falan tarafına gel, biz de takip edelim. Ama genelde işte onu yapan herkes şey yapıyor yani. Orada da hesap açıyor vesaire. Veya TikTok'la ilgilenen de şey diyor Instagram'dakilere, kardeşim bırak oraya saçma sapan, sen bize gel diyor yani. Bize diyen var ya, bizim tabii bilmeyenler için söyleyeyim, Kripto Teknik diye 6 yılda geçti artık. Bir kanalımız var. Kripto paraları biz orada konuşuyoruz. Blockchain teknolojilerini konuşuyoruz. Bize soran var, niye TikTok kanalı açmıyorsunuz diye. Lan bizim ne işimiz var TikTok kanalında? TikTok'ta çok ciddi kripto kitlesi var. Yok, özellikle Asya'da. Ve bunların olayı genelde böyle mantıklı paralar değil. Kedili köpekli saçma sapan bir şey bulup şilleme üzerine kurulu inanılmaz bir tokatçı. Yani böyle Z kuşağını örgütleyip herkes 50-100 atsın uçuralım kitlesi orada. Çok fena. Yatırımda şöyle bir şey var. Para, finansal şeylerde sayının hiçbir önemi yok. Yani kişi bazlı sayının hiçbir önemi yok. Bir kere Z kuşağında para yok. Şimdi Z kuşağında 1000 tane adamı bir araya getiriyorsun. 1 milyon lirayı sana çıkartamıyor. Zor çıkartıyor. Şimdi diğer tarafta normal yatırım kitlesi gözüyle baktığın zaman bir tane adam geliyor. Tek bir kağıda 10 milyon lira koyabiliyor. 20 milyon lira koyabiliyor. Adamın öyle bir alım gücü var. 10.000 tane böyle Z kuşağından adamla uğraşana kadar 10 tane 10 milyonu olan şeyin olsun. Sen o zaman ya zaten olabilir de onların amacı o değil zaten. O yüzden hacimsiz tahtalı kedi köpekle uğraşıyorlar zaten onlar işte. Bu kadar kalabalık yok, toplayıp bizim girmeme işin. Yani bizim ne işimiz var TikTok? Bize soruyorlar TikTok niye şeyler. Bizim ne işimiz var kardeşim TikTok'ta? Yani hani ciddi işler yapıyoruz. Mesela fela TikTokçulara böyle danslar, manslar neler. Çok güzel. Ne oynarım ben TikTok'ta. Beraber bir Venizde dansı mı çeksek ya? Çok güzel yaparız. Sen biliyor musun onu? Biliyorum. Şey yapmıştı. Demet Akalın da yapmıştı. Herkes yapıyor onu. Çok severim ben de. Mehmet Ali Erbil'le program yapacağım. Ya şimdi kendi seviyemizden devam edelim. O yüzden biz TikTok'ta tutturamayız. Ona hakikaten böyle bir... Ya yok, seviyeyi dibe kadar indirmen lazım. Evet. Orada böyle IQ'yu kenara bırakacağım birazcık. Ne için yapacaksın? Hitap ettiğin kitlenin de zaten şeyi yok. Ben orada böyle şaka yapıp falan birbirine ensesine şaplak atanlar falan var. Ben onlara katılmak istiyorum. Ya tamamıyla keko platformu. Bana öyle geliyor. Baktığın zaman tam keko. Ya seviye o ya, bir de şey platformu açık söyleyeyim. Seks. Maddi geliri çok yüksek olmayan ama güzel kızların video yapıp para topladığı platform. Maalesef durum bu. Türkiye'de de dünyada da hani böyle pek çok güzel kız var. Konuşuyor, sohbet ediyor. Bağış alalım, onu yapalım, bunu yapalım. Oradan yürüyorlar. Oradan para bağış topluyorlar. Kendilerini fonlattığı bir yer öyle yani. Öyle bir şey de mi var ya? Güzel kızlara da mı para atıyorsun? Yani ya TikTok sever. Bak gözleri yemin ediyorum gözü parladı şurada. Benim de soruşum yazdı. Hemen beni savaşayım ben. Böyle bir şey mi artık da ben bilmiyorum. Öyle, yani normal işte o kızlar da video çekiyor, dans ediyor, yayın açıyor. Biraz normalden daha fazla açıyor. Nasıl danslar ediyorlar? O güzel danslar ediyorlar. Yalnız sen nasıl kullanmıyorsun ben anlamadım. Her şeyi anlatıyorsun TikTok. Yani kanka modern çağın gerekliliği takip ediyoruz. Sen de yok Z kuşağını tanıyorum diyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun, nasıl olacak? TikTok'un içine girmeden nereden biliyorsun? Demek ki şey yapmışsın. Yani biz şurada bir video çekeceğiz, araştırıyoruz. Ne diyor senin gibi böyle hiç bakmadan etmeden gelmiyoruz. Şimdi çalışıyoruz dersimize. Ya bırak Allah'ını seversen. Sabah akşam oralarda TikTok videoları izliyorsun. TikTok'tan çıkmıyorsun, gelmişim burada TikTok kullananlar gerizekalı diyorsun. Nasıl TikTok'ta, olacak? TikTok'ta bak TikTok kullananlar gerizekalı derim. Haklı. Derim diyorsun sonra. Dedim ama niye dedim? Konuşmanın başında açıkladım kısmı. Dur, o gerizekalı kısmında şey örneği var ya, şeyler çok fena. Bir de dayı kesimleri var. Böyle onlar bildiğin dayılar böyle kelli felli amcalar yayın açıyorlar böyle elde sigara böyle. Ne yapıyorlar? Ya öyle emerim gömerim konuşuyor böyle yayınlarda. Emerim gömerim mi diyor? Geçen öyle bir tanesi. Oğlum neler izliyorsun sen ya? Ya bu şeye çok popüler olanlar böyle çok saçma olanlar düşüyor çünkü her yere Instagram'a falan YouTube'a her yere atıyorlar, oradan görüyorum. Dayı böyle konuşuyor ediyor böyle kızlarla konuşuyor. İşte şöyle yapın, böyle yapın. İmam mıymış, din hocası mıymış, öyle bir şeymiş. Pat karısı geliyor. Bir anda böyle konu değişiyor. Evet dedi işte şeyimize göre, dinimize göre bence de çok haklısın falan diye dönüyor. İzlemen lazım. TikTok'ta olur. Ya TikTok'ta her türlü leşlik var ya, çok komikler yani. Ya şey sırf saçma bir şey izlemek için böyle beynimi boşaltayım alanı. Çünkü Türk TikTok'un %70'i böyle. Hani globalde biraz daha hani danslar, trendler falan onlar böyle bir atıyorum %50 olsun. Türkiye'de 70-80 belki o şekilde. O yüzden böyle insanların aklına kazındı. Burada güzel kız göreyim, para atayım tayfasının yeni mekanı aslında orası. Bir de tabi bu TikTok'un bir sürü hani benzerleri, muadilleri de var. Türk piyasasına girmeye çalışıyorlar böyle. Gene kızlara vesaire para veriyorlar. Twitch gibi yayın yap işte, sen şey yap sana bağış gelsin diye. Onlar daha beter zaten. Oralar tam batakhane. Şimdi isim vermeyeyim girip merak... Gerçi Oytur gözleri parladı. Neyse ben sana sonra söylerim isimleri. Böyle farklı uygulamalar var. Gerçekten arkadaşlar gözünü seveyim, atmayın para yani şunlara. Yani bu videonun sosyal mesajı da olsun. Yani gidin sevin edin de yani çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını böyle kız orada iki kırıtıyor diye ezmeyin. Valla ben böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum ya, böyle bir şey bilseydim de ilkten giderdim. Yok işin esprisi bir yana yani böyle bir insana para atan, dans ediyor diye para atan adama da şimdi kusura bakma da her şey müstahak yani. Kusura bakma. Yani. Şimdi öyle bir adam o Demet Akalın vakasında yani. Tabii ki orada ailenin belli bir suçu olmakla birlikte yazık yani çoluk çocuk işte para gömüyor da. Tabii böyle bile isteye böyle. Bile isteye kız oynuyor diye para gönderiyor. veriyorsa o adama da her şeyin müstahak. Kusura bakma da hakikaten her şeyin müstahak yani. Evet yani. Neyse tabii insanların kendi parası, çok da bir şey diyemezsin ama birazcık parayı mantıklı yerlere harcamakta. Yani şunu demiyorum tabii ki insanlara bağış gönderebilirsiniz. Faydalı bir iş yaptığını düşünüyorsunuzdur. Yaparsınız yani, sırf bu bağışlarla geçinen birçok yayıncı var. O tarz yayıncıları destekleyin. Ben de destekliyorum yani, çok ısrarla takip ettiğim yayıncılar var. Benim YouTube tarafında çok niş alanlarda hizmet veriyorlar. Onların bağış olmadan hayatta kalmaları mümkün değil. Ve gerçekten çok kreatif işler yapıyorlar. Çok beğeniyorum ve destekliyorum da maddi olarak ama abi yok evet, orada dekolte giydi diye para. Abazalıktır ya, kadın orada dekolte giyeceksen ona para vereceksin. Nasıl bir yoksunluktur, nasıl bir yokluktur yani. Türkiye bir de böyle yokluklar ülkesi değil ki yani, o parayı köşede biriktir. Neyse yani şey değil. Niye böyle bir şeye başvuruyorsun? Çok enteresan yani. Evet yani burada velhasıl kelam bence TikTok kapatılmasın. Velhasıl kelam. TikTok kapatılmasın. Niye kapatılıyor TikTok? Asıl TikTok'un içindeki zihniyetle alakalı bazı çalışmalar yapmak lazım bence ülkemizde. O da ülkenin eğitiminden ya, falan çok geniş bir işlem yani. Kapatarak bu işi çözemezsin. TikTok'u kapatırsın, yarın zikzok çıkar. Yani hani bunun önüne geçmen mümkün değil. İçindeki kitleyi düzeltmek lazım. Yani kitle neticede böyle bir platformu değiştirecek zeka seviyesinde bir kitle var yani bu ülkede. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu da Z kuşağından kaynaklı. Bana her seferinde Z kuşağını kızıyorsun diyorlar. Bu Z kuşağı. Sen savunuyordun Z kuşağını. Savunuyorsun. Şimdi TikTok kullananlar gerizekalı diyorsun. Kendin de söylüyorsun. Z kuşağı kullanıyorsun. Nasıl olacak? Bundan ne yaman çelişki? Maalesef Z kuşağının bir kısmında var böyle bir gerizekalı. Ne yapayım şimdi yani, her şeyimizde savunacak halimiz yok. Ben Z kuşağını çok severim. Ki. Savunurum. Yani. Ayrı ama bu TikTok batakhane yani, o ayrı bir şey. O batakhaneye düşmesinler. Akıllı olsun Z kuşağı. Yalnız Z kuşağı kızlar işte böyle Z kuşağını değil daha çok böyle Y kuşağı, X kuşağı dayılardan sömürüyorlar o parayı. Yani öyle de bir şey de var. Yani Z kuşağının orada biraz daha içerik üreten tarafta olduğu için onlar işi kaymağını yiyen tarafta kalıyor. Yine söğüşlenenler eskiler. Ya Y kuşağı, X kuşağı bilmiyorum. Benim gördüğüm saçma sapan video çeken X kuşağını görüyorum ben orada. Ben kızları da görmedim TikTok'ta. Ya kızları görmedim. Kızlar gördüm böyle çıplak dans eden kız görmedim. Çıplak dans etmiyor zaten öyle. Yani normal, hiçbir şey yapmasına bile gerek yok. Göğüs dekoltesi var. Böyle konuşuyor mesela. Buradan binlerce lira topluyor. Kim para verir ya? Sokakta da var. Cebine para mı koyuyorsun? Göğüs dekoltesi. Kendi için işte diyorum ya, bir sürü saçmalığı var. Sen yolluyor musun böyle göğüs dekoltesi? Ben her gördüğüm göğüs dekoltesi arasına böyle 100 lira sıkıştırıyorum. Ben de caddede yürürken dekolte gördüm. İşte dur şimdi konu çok dağıldı. Aslında biraz şey gibi ya, pavyona gideceğine böyle evde oturduğu yerden parayı takıyor yani. O para her türlü ezilecek bir yerde. Orada ama eziyor. Ama pavyonda yine bir fiziki temas var. Yani çok da yok aslında yani onlar ya. Böyle. Hani oynarken sürttürdüğünü falan sayıyorsa olabilir de. Yani onları yapıyorlar herhalde pavyonda. Benim gördüğüm, bildiğim pavyon böyle bir sürtünür, mürtünür bir şeyler yapar. Ya. Galiba pavyondan kadın çıkmıyor. Öyle yani. Neyse benim dur gene bak. Önemli olan pavyon değil öteki tarafı. Örnek veriyorsun, giriyoruz konuya işte. Pavyon dedim. Pavyondan kadın çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Nasıl? Her pavyondan kadın çıkmıyor. Bazı pavyonların kuralı var. Kadını çıkartamıyorsun. Bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin. Ben Ankara de bilmiyorum. Hayatımda pavyona mı gittim? Yalnız şunu da unutmayalım. Shakira'nın da Shakira'nın da TikTok'u var. Yıllar sonra yine o eski meşhur olduğu şarkılarda dans ediyorsan kesin takip etmen lazım. Bilirsin sen Shakira seversin. Shakira TikTok'a özel dans mı ediyor? Evet. Tamam, ben o zaman TikTok hesabı hemen açayım. Hemen aç. Yani hemen aç. Bakma, bütün ünlüler yavaş yavaş oraya dönmeye başladı. Yani baktı yani orada bir kitle var öyle ya da böyle, bir de bu kitle para dağıtıyor. Yapacak bir şey yok yani, herkes ekmeğinde. Biz de bu kadar konuşuyoruz. Biz de biraz daha şey olduktan sonra bir dakika şimdi TikTok'a biz de TikTok'a geçiyoruz. Diyorum mesela kesin dans etmeye ne zaman başlayacaksın takribi, onu bekliyorum ben. Bu kadar böyle gerizekalı dedik sonra bölümler TikTok'ta diye şey yapıyoruz TikTok'ta. Baksa challenge yapmaya başladı. Yok ya, ben aynı fikirdeyim yani, hani TikTok'la alakalı benim hiçbir meselem yok. Kullananlarla alakalı da bir meselem yok. Yani neticede insanlar keyif aldığı şeyi yaparlar. Bununla alakalı hiç kimse bir sınırlama getiremez. Yeter ki yasalara aykırı bir şey olmasın. Öyle çok yasalara aykırı bir durum olmadığı sürece bence, ben her ne kadar çok kullanmasam da neticede bir kitlesi var. İnsanlar kullanıyor. Ama o kitle çok ne söyleyeyim, bize uzak bir kitle. Yani bizimle çok alakası olan bir kitle değil. Bence kullanın. Kullanmayın demiyorum. Hobi olarak gene kullanın da çoluğun çocuğun rızkını da oralarda basmayın diye. O para gönderme olayı tamamıyla saçmalık yani. Sakın orada kimseye falan para... Kimseye demeyeyim de yani en azından kıçını başını açana göndermeyin. Yani birilerine, içerik üreticilere tabii ki para gönderebilirsiniz. Ama hiçbir içerik üretmeden, içeriğin kendisi insanın kendi vücuduysa ona para göndermek kadar saçma bir şey yok bence. Evet. O zaman bir videonun Shakira'nın dansına gönderelim mi para? Shakira'ya, evi sat Shakira'ya yatır. Shakira'nın dansına böyle söylüyorum. Shakira'nın dansına bizden $10.000 gidiyor falan. Evet. Saçma zaman şeyler olur. İşin esprisi bir yana tabii hayatta öyle bir şey ben göndermem yani şahsen. Eve gider gitmez TikTok açacak bak. Arkadaşlar bugün TikTok'u konuşmaya çalıştık. Siz ne düşünüyorsunuz? TikTok kullanıyor musunuz? Ya da TikTok kullananlarla alakalı neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kısmına yazın, bizimle paylaşın. Bütün yorumları zaten teker teker okuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi tabii ki Instagram'dan BiDakkaŞimdi official hesabından takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşürüz.